bu teknolojik, bu altyapıyı işte sigorta hasarının ödenmesinde, bunların tespitinde nasıl kullanıyorsunuz? Biraz Tabii. bahsedelim bunlardan. Çok teknik olmadan. Tamam, teknolojiyi biraz az yüzeysel anlatayım. Teknoloji ve Ama teknik anlatılmadan nasıl olur diyorsun? Bu biraz verilerin ne kadar büyük olduğundan bahsettik veyahut da ne kadar çok sensörün bize veri ilettiğinden bahsettik. Bunun aslında başka bir yüzü de var. Bu bütün verilerin toplandığı sistemlerin büyümesi, bunların soğutulması, Yavuz Bey'in dediği gibi. Bu başka bir ekolojik bir zorunluluk ortaya çıkartıyor. Bunların tükettiği elektrik. Bunlara baktığınız zaman teknoloji firmaları da yatırımlarını aslında daha az elektrik tüketen cihazlara yönelerek yapıyorlar. Burada hacim ne kadar büyüdüğü zaman o ilave edeceğiniz cihaz da o kadar fazlalaşacak. Ama dediğim gibi teknoloji bir şekilde bunu da daha az üreten teknolojiye geçtiği için bir şekilde kompanze ediyor diyebiliriz. Verilerin nasıl kullanıldığına baktığınız zaman bu önleyici tedbirler ile ilgili big data çalışmaları bizim şirketimizde de var. Bu veriyi anlamlandırmak için sigorta sektörüne yapıyor. İlk önce müşterisini tanımakta başlıyor, potansiyel müşterisini. Sigortalısının kendisiyle olan ilişkilerindeki yaşadıklarını tanımakla veri kullanıyor. Ürünü oluşturmak sırasında, kurmak sırasında veriyle uğraşıyor. Bir hasar olması durumunda da hasarı inceleme konusunda bu veriyi kullanıyor. Tabii şimdi buradaki en önemli konular müşteri tanımak, bir poliçe üretmek sonrasında meydana gelen hasarların gerçekten suistimal olup olmadığını tespit etmek için veri çok önemli. Burada çünkü bir sektör olmuş, bir kazanç kapısı olmuş bir nokta da var, sigortaları Tabii. suistimal konusu. O çok önemli. Bizim burada yaptığımız büyük veri çalışmalarında bu cins suistimale uğramış dosyaları öğrenerek bunları yeni gelecek dosyalarda da önlemek ve daha müşteri kapıdan girmeden bu müşteriye belki iş yapmama konusunda bir karar aldıracak, önerme aldıracak yollarla biz sektöre yardımcı oluyoruz. Peki.